hayatımı kurtardın desem hiç abartıyor olmayacağım. Tuğçe Hanım, mesajınızı alır almaz koştum geldim. Vallahi öldüm meraktan, ne oldu? Sen bize iki espresso söyle önce şuradan bakayım. Pardon. Ada, ne işler çeviriyorsun? Rüzgar tarafından takip ediliyorum ben. Ne? Nasıl ya? Nasıl takip? Bu devirde. Ay ne kadar ayıp ya. Allah'tan Evren görmüş de çıkarken mesaj attı bana. Yoksa yakalanıyordum vallahi. Yakalanıyordum derken? Nereye gidiyordunuz, ne yapıyordunuz ki? Aman canım, ben nereye gideceğim ki? Ben arkadaşımla buluşacaktım. Zaten önemli olan benim nereye gittiğim değil ki. Onun beni takip ediyor olması. Evet, evet. Yani evlilik teklifini kabul ettiğinize inanamıyor olabilir. Tuğçe Hanım, yani sürekli bunu söylüyorum ama çok çabuk karar verdiniz ya. Aman çok da umurumdaydı. Bunun hepsi bir oyun zaten. Neyse, ben Bora'yı alana kadar rüzgar arıza çıkarmasın, o bana yeter. Yalnız fark ettin mi? Bora'nın gözü hep bende. Öyle. Öyle tabii. Ama olan bana oluyor Tuğçe Hanım. Nasıl yani? Siz evleneceksiniz diye Bora Bey o kadar gergin ki, o kadar sinirli ki. Sinirini benden çıkarıyor. Kovacak beni. Ne kovulması canım, saçmalama, hiçbir şey olmaz. Senin arkanda Tuğçe var bir kere. Tuğçe. Şirketin baş editörü ve patronun büyük aşkı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. O zaman şöyle mi yapsak Tuğçe Hanım? Siz beni Bora Bey'e övün. Övün beni Bora Bey'e. Tamam, ben seni öveceğim, merak etme, o iş bende. Harika. Neredeydin sen? Yemekteydim Bora Bey. Yemekteydin. Anladım. Peki bizim yemek molamız ne kadar Ada? Bir saat. Bir saat. Bir saat yemek için uygun bir vakit. Değil mi? Yeterli bir vakit. Tabii. Peki bir saat 28 dakika. Öyle bir vakit mi? Yani bizim yemek vaktimize uygun bir vakit mi? Ben biraz gecikmiş olabilirim. Geç kaldım. Evet ama açıklayabilirim. Gerek yok. Geçen yıla ait toplantıların, muvafakatları nerede? Geçen yıl dosyaların... Ben de biliyorum Ada. Dosyayı açmayı. Bak açmışım zaten değil mi? Açık. Ama neden alfabetik bir şekilde sıralanmadı bunlar? Neden? Vallahi öyle bir talebiniz olmamıştı. Ben o yüzden... Görevlerini sana hatırlatmak tarzım değil Ada. Kendini biraz işine verirsen, kendi işine yoğunlaşırsan çok sevinirim. Anlaştık mı? Hello dünyanın en süper ikilisi. Hashtag Adbor. İkili gibi ikili ya. Ne alemdesiniz? Çalışıyoruz Tuğçe. Senin aksine. Çok espritüelsin Baracığım. Süpersiniz ya. Bayılıyorum size. Bu sizin bu çalışma dinamiğiniz çok güzel bence. Boracığım, sana bir şey itiraf etmem lazım benim. Buyur. Söz konusu sen olmasan adayı çoktan kapmıştım. Öyle mi? Evet. Ya bu zamanda Ada gibi zeki, çevik, çalışkan, pratik, azimli bir asistan bulmak mümkün değil. Tuğçe Hanım, mahcup ettiniz beni. Teşekkür ederim. Abartıyorsunuz ama. Hiç abartmıyorum. Abartmakla alakam yok. Hatta ben bir ara düşündüm ki Bora bu sektörden sıfır asistanla emekli olacak diye düşündüm. Ama Adacığım top notch bir asistan olarak bu işi çözdü. Tuğçe. He. Sen buraya adayı övmeye mi geldin? Yok. Hiç benim adayı övmekle alakam yok. Bu geçen ayın moda kataloğu vardı. Onu ben odamda bulamadım. Dur. Bulamadıysan dur, yorulma. Ada, Tuğçe Hanım'ına yardımcı olur musun? Top notch asistant olarak. Tuğçe sen yorulma, olur mu öyle şey? Ada hadi. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Ben bulayım o zaman. Gördünüz işte Tuğçe Hanım. Beni övmeniz bile işe yaramadı. Düşünün artık ne kadar nefret ediyor benden. Canım benim, Bora senden neden nefret etsin? Ya pardon ama sen kimsin ki? Yani olayı kişiselleştirme anlamında söylüyorum canım. Senin hiçbir ilgin yok sonuçta olan olaylarla. Baksana benim yüzük olayı infial yarattı şirket. Evet işte, siz sonunda Bora Bey'le kavuşacaksınız diye
Arada ben kaynıyorum. O zaman durum bu kadar vahimse son kozumuzu kullanacağız. Son kozumuz ne? Ayakkabı yani. Bu kadar. Ayakkabı diyorsunuz. Evet. Ya yumuşak karnı diyorum, güven bana diyorum, tecrübeyle sabit diyorum ya. Sen kaç numara giyiyordun? Ben 37,5 giyiyorum. Benim arabamın bagajında yedek topuklu ayakkabılarım var. Onlardan bir tanesi mutlaka sana olur. Bir gerilim çıktığında ortada şöyle bir yürü bakalım, bak bakalım sinirleniyor mu Bora o zaman? Böyle takkıdı tukkudu, takkıdı tukkudu yürürken onda bir meditasyon etkisi olacak. Heyecanlandım. Evet, hiç heyecanlanma. Gel bir tane seçelim hadi. Yani ya. Ada sen. Sen neden erkenden geldin stüdyodan? Siz bana hemen dön dediniz ya. O yüzden. Hı hı. Bir de şey Bora Bey. Ne? Bora Bey, yarın bir toplantınız var. Toplantıdan önce benim size... toplantınız var biliyorsunuz. O toplantıdan önce size görseller göstermek istedim. Sen şimdi bu kataloğu yerine bırak. Hadi bak sana dön. Bora Bey, siz iyi misiniz? Böyle bir kızdınız sanki bana. Ada ben, benim sana aklım ermiyor. Sen işlerini bitirmeden nasıl gelebiliyorsun buraya? Sen stüdyodaki işlerini bitirmeden buraya nasıl gelebiliyorsun? Benim aklım ermiyor. Bora Bey, siz bana dediniz ya görselleri de al gel. Sus! Dosyayı masaya bırak. Dosyayı masaya bırakır mısın? Teknik ekipten iki adam çağır, iki eleman çağır hemen sen buraya. Masanı çıkarsınlar. Kapının önüne koysunlar. Ben şimdi çıkıyorum. Siz şey yaparsınız. Hadi halledin siz, ben çıktım. Benim masam gitti. O topukluları ayağından çıkart. Ay, işe yaramadı. Allah kahretsin seni, işe yaramadı. Sen Tuğçe'nin ipiyle kuyuya inersen böyle olur Ada. İşe yarasaydı Tuğçe, oho! Alo Tuğçe, ne haber? Ben de seni arayacaktım, kusura bakma. Bu akşam yemeğe ne dersin? Evet, 8. Yok. 7 olsun mu? Tamam, 7 olsun. Hayır Fulya, ben alacağım seni evden, tamam? Tamam, hoşça kal. Bora, kendine gel. Tamam mı? Sakın. Sakın. Ah tatlım ya. Senden 4 önceki kızın bu topuklular sayesinde bir hafta kaldığını yemin edebilirim vallahi. Ne olmadı işte Tuğçe'nin, ne yapayım? Sen merak etme. Hep bunun yüzünden. Bizim aramız düzelince sen de hak ettiğin yere geleceksin. Biliyorsunuz. Tabii öyle diyorum. Geliyor. Ne oluyor Tuğçe? Bana mı geldin? Evet, seni görmeye geldim ama Ada'yı burada görünce biraz şaşırdım. Gerginiz galiba. Gergin değiliz Tuğçe. Ben çıkacağım, acelem var. Sen bana bir şey söyleyecek misin? Çıkıyorum. Evet, nereye gidiyorsun? Toplantın mı var? Hayır Tuğçe, Fulya'yla yemek yiyeceğim. Hatta 10 dakika önce onu evinden almam gerekiyordu. Görüşürüz, kolay gelsin. Fulya.
Fulya ile buluşacak. Fulya ile buluşuyor. Fulya kim ki? Eski bir sevgilisi, yapışkan. Yani? Yanisi kırmızı kod ada. Kırmızı kod. Kırmızı kod mu? Bizim kırmızı kodumuz mu var? Yoktuysa bile artık var. Nereye gidiyor bunlar? Hangi restorana gidiyor? Sen mi yaptın rezervasyonu? Hayır. Hayır, ben yaptırmadım. Tuğçe Hanım, yani ben söylemiştim demek istemiyorum ama ben söylemiştim. Rüzgar Bey'in teklifini bu kadar çabuk kabul ederseniz olacağı buydu. Adam bak gitti. Başkalarıyla takılıyor. Allah kahretsin ya. Ne yapacağız? O yemeğe biz de gideceğiz ada. İyi de nasıl? Hemen benim odama gidiyoruz, çabuk. Tamam. Ay, ben şu ayakkabılarımı çıkarayım. Şey oldum, yürüyemiyorum. Tamam, seni bekliyorum, çabuk ol. Bana bak, ne işler çeviriyorsunuz siz Tuğçe'yle? Tuğçe'yle bir iş çeviriyor olsam, sana gözünü ayırma ondan der miyim? Salakça vururum suratına, salak. Merhaba, merhaba, iyi günler. bu akşam restoranınızda Bora Doğru Söz adına bir rezervasyon var mıdır acaba? Yok mu? Allah, iyi günler. Doğru Söz adına bir rezervasyon yoktur değil mi? Var mıdır? Oldu. Varsa iyi, güzel. Ağırlayın. Tamam. Önemlidir o bizim için. Oldu. Bulduk mu? Ne yapacağız şimdi? Bacıların gücünü göstereceğiz. Bacıların gücü mü? Sisterhood diyorsun yani. Girl power! Tuğçe Hanım, ne yapıyorsunuz? Allah aşkına rezil olduk. Utanıyorum sizden. Adam. Yapacağız. Gel benimle. Gel. Evet. Evet. Ne oluyor? Ada, Tuğçe. Sizin ne işiniz var burada? Bora Bey, sizi bir dolandırıcının elinden kurtarmaya geldik. Neden bahsediyorsun Ada, dolandırıcı derken? Ne oluyor? Bora kim bunlar? Ne oluyor burada? Tabii konuşma, konuşma. Postiş mi? Kimin kuyruğunu taktı? Seni pis. Ver şu elini bakayım. Ver tırnağına bakayım. Tırnaklar. Protest tırnak. Vasat. Ay, ay. Kalk, kalk ayağa. Bak bakayım bana. Burun. Burun yapılı. Evet. Hokka gibi olmuş ama. Dön bana bakayım. Bakayım. Çene törpülenmiş. Yanaklar. Bir şektomi. Gözler. Aa, gözler lens. Lens mi gözler? Ay. Sen eğil bakayım şöyle. Eğil, 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 eğil. Tutun. Ne? Korse mi? Hı hı. Nefes alıyor olması bir mucize şu an. Yaşıyor musun? Masmor olacaksın. Nefes al. Kalk.
Bora Bey. Hı. Şunu üzülerek söylemek istiyorum ki yaptığımız tetkikler sonucunda bu hanımefendi de hiçbir parça orijinal değil. Yani orijinal parçaya rastlayamadık. Siz rastladınız mı? Sıfır parça. Kendisi estetik cerrahlar, diş hekimleri ve diyetisyenler tarafından modifiye edilmiş durumda. Ama ben buradayım Bora Bey. Hiç merak etmeyin. Sizi korumak, sahtekarların elinden kurtarmak için buradayım ben. Görevim gereği yani. Başka bir şeyden değil. Ada, ne yapacağız diyorum. Ada, ne yapacağız? Kadın kırmızı giymiş. Önce gözleyeceğiz. Sonra harekete geçeceğiz. Hmm. Evet, kırmızı giymiş. Alev alev. Hadi gidelim. Hadi. Şurası ne? Yağmur falan. Ben işlerden bir yere gidemiyorum pek ya. Kaç gün kalmıştın sen? 10 gün pek. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim? Hoş bulduk diyor. Hoş bulduk. Sana başka ne diyebilir? Karar verdiniz mi acaba? Sezar Salata. İçecek olarak? Su, su. Anlamadım. Su diyor, su. H2O. Siz karar verdiniz mi? Aynısın ben. Uzatma, hadi git. Alabilir miyim? Alamazsın. Bak senin şefine şikayet ederim. Yürü git. Çık, yıkıl. Ay yak ya. Çok tuhaf. Neymiş o tuhaf olan? Kendime şaşıyorum. Yani o kadar çok adam var ki sayısını bilmiyorum. Bazen öyle ısrarcı, öyle bunaltıcı oluyorlar ki. Ama ben dolup dolaşıp hep sana... Siparişleri versek mi artık Ada? Ada mı? Ada kim? Hiç kimse. Önemli biri değil yani. Asistan. Şirkette sürekli dip dip olunca, iç içe olunca sürekli ona bir şeyler söylemek zorundayım. Yani bir şeyler söylemek zorunda bırakınca kendini. Böyle oluyor biraz. Dilim suçtu benim. Kusura bakma Fulya. Öyle olsun bakalım. Ay bu kadın resmen yürüyor. Adam resmen Ada dedi ama kadına. Der, neden der? Sürekli bana dur Ada, sus Ada, çüş Ada, yeter Ada, Allah kahretsin Ada diye diye diye. Diline pelesenk oldu adam. Nefret ediyor benden, baktığı her yerde beni görüyor, nefret kusuyor bana. O yüzden Ada demiştir. Evet. Dur canım. Şimdi Bora Bey size tam açılacakken Rüzgar Bey'in teklifini gidip kabul ettiniz ya. Evet, yaptınız öyle bir hata. Kalmaz. Yaptınız. İşte o yüzden bu adamın da böyle gerdanlılarla takılması çok normal. Erkek bu. Ama yok ya, yok. Bora yapmaz öyle şey. Yapar. Erkeklere güven olmaz. Onlar yapar. Ne yaptık, kaldık böyle? Dinleyecek miyiz sadece? Müsaadenle. Ben bir makyaj tazeleyeyim. Tabii. Müsaade senin. İstediğin gibi. Çikolatadan mı yesek? Çikolatalı şey mi? Bunun hesabını soracağım senden Ada. Bunun hesabını soracağım senden. Kısa Ada dedim resmen. Ada dedim. Aynen şekercim. Onca atağımın meyvelerini topluyorum. Hiç kaçar mı benden? Ya aynı bildiğin Bora. Hala öyle bir cool havalar filan. Sabah görürüm ben onu. Kedi gibi. Kucağımda miyavlar. Ben bunu yollarım. Ya çok pardon. Bir şey soracağım. Saçınızın rengi o kadar güzel ki çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben de yaptırmak istiyorum. Bana yakışır mı sizce? Ha?
Aslında saçların çok güzel. Bence hiç değiştirme. Ay ben de aynısını diyorum ama hiç beni dinlemiyor. Ay bakayım şöyle bir sizin saçlarınıza. Of. Çok doğal bir dokusu var gerçekten. Rengi de böyle teninizle de mükemmel uymuş gerçekten. Teşekkür ederim. Ben siz tanıyor olabilir miyim? Evet bana da öyle geldi. Biz nereden tanışıyoruz ya? Aynı spor salonu olabilir mi? Etiler'deyim ben. Oradan değil o zaman. Kuaförünüz? Nişantaşı. Hay Allah, o da tutmadı. Yani insan insana benzer diyeceğiz o zaman. Evet, tanışmıyoruz demek ki. Yani size iyi akşamlar hanım. İyi akşamlar. Size de. Ada, ne yaptık? Hırsızlık mı yaptık biz şimdi? Yok Tuğçe Hanım, ne hırsızlığı? Numarasını aldım sadece. Ne yapacağız telefon numarasını? Mesaj mı atacağız? Bora'nın peşini bırak, bir dost. Yok. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Ne? Nedir? Rucunuz yanınızda mı? Boş, boş, boş. O zaman... Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Var burada ya. Aa, rüzgar. Vallahi o gelmiş. Peşimi bırakmıyor ki. Kurtulamadım resmen adamdan. Yok yok. Bence iyi oldu. Bence iyi oldu. Bir tercih üç kuş. Hem Bora Bey'le yakınlaşacaksınız. Hem Fulya'ya tekmeyi basacaksınız. Hem de şu rüzgarla olan evlilik muhabbetini tamamen bitireceksiniz. Yani bir tercih kuş katliamı. O zaman o masaya biz de gidiyoruz. Hadi Ada. Hadi. Şuraya mı otursak acaba? Aa! Bora Beyciğim. Ada bak kimler varmış burada. Ne şurada bu demek? Ada. Tuğçe. Siz. Siz niye buradasınız? Tuğçe. Baş başa yemek yiyecektik güya. Ne oldu, rahatsız mı oldunuz? Yo, yanlış anlama tatlım. Böyle kalabalık masa daha güzel, daha eğlenceli. Değil mi? Ne oldu, siz Bora'yla özel bir şey mi konuşacaktınız? Ne özeli canım? Herkesin bildiği şeyler. Yo, ben bilmiyorum. Ne onlar? Efendim? Fulya Hanım. Benim, siz kimsiniz? Adımı ne yapacaksın gülüm? Bir hayranınız işte. Terbiyesiz. Alo. Fulya Hanım'ın telefon rehberi bayağı kalabalık sanırım. Arayan arayan. Hayır, numaramı nereden buldunuz? Normal. Fulya çok zeki ve başarılı bir kadındır. Çok normal. Ya üstüme iyilik sağlık. Bu nasıl bir sapıklık? Normal yani. Hı hı. Okey. Sizin için normalse okey. Bana bak. Sen niye takıldın buna bu kadar? Takılmadım Bora Bey. Yani söyledim sadece. Güzel. Takılma. Bundan sonra Fulya ismini sık sık duyacaksın çünkü. Alo. Kendisiyle ilişkimi ciddileştirmeye karar verdim de. Terbiyesiz. Manyak mı ne ya? Ne oluyor bu telefona bugün anlamadım ki.
Demek sen Bora'nın sekreterisin, öyle mi? Kişisel asistan. Eskiden sekreter derlerdi. Ne kadar eskiden? O kadar yaşlı göstermiyorsunuz. Gerdirdiniz mi? Hayır tatlım. Gergin olan ben değilim, sensin şu an. Ve ben de bunun nedenini merak ediyorum. Bana bir daha tatlım derse buradan oraya uçarım. Evet. Hanımlar. Ada, Tuğçe, Fulya. Bu havada bir denesen soğuk havanın sebebi ne acaba? Öğrenebilir miyim artık ben bunu? Hiç soğuk bir rüzgar falan yok canım ya. Bu erkekler de hiç anlamıyorlar gerçekten. Pardon, pardon. Bizim anlamadığımız şey neymiş acaba? Biz sohbet ediyoruz şu anda. Sen onu anlamıyorsun. Ben hemen göstereyim sana bir sohbet örneği. Fulya Hanımcığım, ne iş yapıyorsunuz? Ben yaşam koçuyum. Aynı zamanda diyetisyenim. Danışanlarım arasında sizlerin de yakından tanıdığı sanat ve iş dünyasından insanlar var. Bu susmayan telefonlarınızın sebebi de bu olsa gerek. Ne oldu tatlım? Rahatsız mı oldun? Ne? Yapma. Ada, bana bakar mısın? Pis biraz konuşalım mı, ister misin? İstersin bence. Tamam. İzninizle ben 5 dakika Ada'ya bir şeyler soracağım iş hakkında. Geliyoruz. Ada, hadi. Buyur. Buyurun. Adacığım hadi. Hadi buyur. Ada. Hadi dedim. Tamam. Lütfen. Geliyoruz hemen. 5 dakika. Rüzgar, ben sana bir şey soracağım. Tabii. Bugünkü o şeyle ilgili o fotoğraf vardı bir tane. Şeyde kullanacaktık hani dergide. Senin ne işin var burada? Beni takip mi ediyorsun? Aa, hayır canım, ne münasebet. Ben sürekli buraya et yemeye gelirim. Sen? Evet. Buraya et yemeye mi geliyorsun sürekli? Aa, bak. Evet, dinliyorum. Evet derken? Ada, masada neler oluyor? Ben pek anlayamadım da. İçimden bir ses senin bana anlatacağını söylüyor. Anlatacak bir şey yok ki Bora Bey. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne gibi? Ada, kızmaya başlıyorum ama bak bana nasıl yani ne gibi demeyi bırak ve anlat hadi. Hadi. Yani şey Bora Bey, biz acıktık. Evet. Tuğçe Hanım'la yemeğe geldik buraya. Allah Allah. Rüzgar buraya geliyor. Benim olduğum restorana. Tesadüf. Siz Tuğçe ile şirketten çıkıyorsunuz. Karnınız acıkıyor. Bir restorana gidelim diyorsunuz. Benim Fulya ile olduğum restorana geliyorsunuz. Tesadüf. Ve sen benim bütün bunlara inanmamı bekliyorsun. Öyle mi? Bu mu? Bora Bey. Dönsek mi? Çok ayıp oluyor masadakilere. Siz bana yine kızıyorsunuz. Dönelim hadi. Hadi Ada. Ben de sana kızmak istemiyorum ama. Evet. Yemeklerimizi de yediğimize göre tatlı pastına geçebiliriz değil mi? Evet. Biz bir tatlı menüsü alabilir miyiz? Tabii. Çok acilinden. Sağ olun, sağ olun. Tatlı yiyip tatlı konuşalım. Evet, nerede? Hah, ver, ver. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben halledeceğim. Adacığım, buyur. Tuşe'cim, buyurun, buyurun. Fulya Hanım, buyurun. Rüzgar Bey, buyurun, buyurun efendim. Evet, Fulya. San Sebastian Cheesecake. Çok güzel. San Sebastian Cheesecake. Tavsiye eder misiniz Fulya Hanım? Ben de yiyeyim mi? Bilmem. Senin damak tadını bilmiyorum ki. Ben sizin damak tadınızı çok iyi biliyorum ama. Ada. Sen ne istersin? Sen ne arzu edersin? Söyle bakalım. Ben? Ben ev yapımı çikolatalı sufle arzu ederim. Çok güzel. Evde sen çok daha güzelini yapıyorsundur. Sen de tam domestik bir kadın tipi var. Zorla çalışma hayatına iliştirilmiş gibi. Zaten başka da bir şey yapamazsın ya. Hoppa. Ada. Adacığım. Ada, ada diyorum. Bana bak. Ada. 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 Ben de kal, tamam mı? Sakın. Sakın. Ada sakın. Ada sakın. Ada.
Şimdi ben senin beynini patlatmaz mıyım? Seçer sen.